Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim, kendi tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alırız. Yine 3 tane mayın tarlası tabir ettiğim maiden Arapları var. Her ne kadar tekleri görünse de, tek yönelicemiz atlar olsa da birinde illaki bir yaramazlık yapacaklardır. Orayı bulmak, tespit etmek biraz da şans işi. Hani biraz da hissetmeye bağlı. Tabii size bırakacağım oradaki ayarları. Görebildiklerimi aktaracağım. Birinci koşuyla başlarım. Şart 3. 4 yukarı Araplarda 6 sev alacaksın. Kazanır da bu sapkın arkadaşlar. Ankara Çelik ekibinde küçük kardeşte bu mesafeleri şart 3'ü bu at kazanırdı. 5 uçlu olan tepe kalan gruptan sürpriz yapabilir. Çok at yazıyorsanız ihmal etmeyin. Kalan gruptan AGF takip edin. Bu Rockstar'a da çok güvenmeyin. Yani yanlışlıkla tek falan atarsınız gerek yok. Bu handikapıyla normalde tabii ki kazanırdı ama yani risk alır. Tek atmak büyük risk olur. 6, sürprizin 5 ve diğer atlar diyeceğim buraya. İkinci koşu. Arap Maiden'ı. 7, ben deme sprinti ikinci, üçüncü, şart bir atı derecesi bu grubu geçmeye fazlasıyla yeterli. Yeter ki at sahibi istesin. Dün bakın 5. koşu Elazığ. Zaten berbattık Elazığ'da. 5. koşuda bu atın bir benzeri start aldı. Tek önerdim atı. At son yüze kadar uzak çekip kazanacak izlenimi verdi. Ancak son yüzde at durdu. Durduruldu. Bekliyor arkadaki atın gelmesini. Ve kayıp koşan atların jokeylerin yaptığı klasik bir hareket var. Ahmet Çelik'ten öğrendim. Ben de başkasından değil. Atı tempodan düşürmek için arkaya dönüp kırbaç vururlar. Yani kantarmayı boşaltırlar. Kantarmayı iki elle boşalttığınız zaman at gitmez. Üstüne oturuyorsunuzdur zaten. El freni çekerler. Dün ne yazık ki o koşuda el freni çekildi. Bunu da hatırlatayım. Ben gördüğümü söylemek zorundayım sizlere. O terbiyesizliği birçok at sahibi yapıyor. Dünkü yapılan da bizlere yapılan büyük bir terbiyesizlikti. Tek önerdim çünkü. Atta kazanırdaymış. Maşallahı var. Ama az sahibi işte. Kaybettiriyorlar bizi. Göstere göstere. Gelen hatta sinyen atıydı. AGF'lerde düştü son dakikalarda. 7 ya kazanır ya patlar. Nokta. Üçüncü koşu şart 3. Buraya da dikkat edin. 7 ve 8 10 saflanır. Bu iki atı mutlaka yazın arkadaşlar. 7 ve 8 10 saflanır. Bunlar eskinin kaliteli atları. Kendilerini bulmaya çalışıyorlar. Satış falan gören var. 7. 7-8. Bugün iyi koşu çıkartabilirler. Beklentim yüksek bu iki attandı. Gene şart 3 bakın 73 handikap. Yanlışlıkla tek atmayın. Bu cümleyi kuruyorum. Tek attım geldi diye de laf olmasın sonra. Hani genelde gelmezler arkadaşlar. 10 koşudan 2 tanesi gelir. 8 tanesi gelmez. Bakın yukarıda da var. Burada da var. Yüksek handikaplı şart yarışa kaydedilmiş arızalı sıkıntılı atlar bunlar. Ne çıkacağı belli olmaz işlerinden. Genelde de dediğim gibi %80'i gelmiyor. 7-8 bu iki attan sonra bir dahil diğer atlardan tercih ediniz. 9-6-3 tutmuyorum aslında. Bakın 3'ü daha GF. Dördüncü koşu KV6 iki nolu safkan biri uzak ara rahat geçti son yarış kum yarışında. Bu yarışında bir yanlışlık olmazsa gene geçer iki nolu safkan. Herhalde o kadar farkı kapatamaz bir. Yani 177 AGF umarım terbiyesiz yapmazlar. Çok korkarım. Arkasına biri bekleyebiliriz. Sakın AGF. Beşinci koşu altılı başlangıcı. Handikap 14, handikap 2. Burada da iki at önereceğim ve kurgularınızda bu iki atı bulundurmanızı isteyeceğim. Mesafe kısa, handikap 14 biraz şarta dönmüş durumda. 6 ve 1 nolu safkanlar. 4'ün yarış eksiğinin olması. Çin'de şart 1'i kaliteli kazandı. Kaliteli at. 4. 7'nin arası olması fena değil bu hatta. 6 ve 1'e yarışı götürdü bence. Ekürüler biraz eksik geldiler bana. 2 Utkan AGF. O yüzden 6-1, 1-6
ki altı biraz daha ön plana çıkabilir kilo avantajından dolayı, ama ayırmamanızı tavsiye edeceğim. Diğer atlardan inandığınız at varsa tercih ediniz, önereceğim bir safkan yok. 6-1 bu iki attan birinin kazanmasını bekliyorum. 6. koşu Maiden. Mayın tarlası Maiden'ı, 3 yaşlı Arapları. Kim çıkar Maiden'ı? 2 nolu safkan, şart 1 atı, 11 tepe altı. Bunlar şart 1 atları. Hazır hissettiklerinde atlar, ilgileri. Bu atları Maiden'da tutmayacaklar, çıkartacaklar. O gün bugün olabilir. Hani gruptan ayrılan kaliteli atlar bunlar. 2-11 ikisi de gitmez yarışa, gene haftaya falan kalalım derler. Nasıl olsa yıl sonuna kadar önlerinde onlarca yarış var. Gitmezlerse 3-12-4-5-6 ve diğer atlar, bakın. Fark etmez kimi yazarsanız yazın. Sonuçta herhangi bir at diyeceğim. Diğer atlardan da tuttuğunuzu ilave edebilirsiniz. Önerdiğim atları da mutlaka yazın tabii ki. Azat 2-11 risk almak isteyen arkadaşlarımıza. 2-11 biri kazanmalı. 4'te bakın derece var, Maiden atı. O dereceyi gören arkadaşlarımız tek atacak bu atı. Yapmayın arkadaşlar. Yani bilmiyorum, çok inanmıyorsanız bu tip durumlarda bu tip atları tek kullanmayın. Kazanırsa da bizde olsun. O dereceyi göre, dereceye göre çalışacak biri olsaydım 4'ü direkt tek önerirdim. Kenara çekilirdim ama ne yazık ki işte olmuyorlar. Çıkmıyorlar daha doğrusu. Maiden atları nadir, çok nadir çıktılar. Bu tip atlar da öyle. Maiden'a veda ettiler. Şimdi derece yaptı ya, tabelede yaptı. Yıl sonuna kadar o derecenin üstüne yatacak. 4 örneğin. Toplayabildiği kadar para toplayacak Maiden. 2-3-2-3-2-3. O tip atlardan 4 nolu safkan. Alev katı. 7. koşu handikap 16 dişi, handikap 1. Valla burada da 2 at var. Hani dışına çıkmasını beklemiyorum. Çok zorlandığım bir handikap 16 oldu. En büyük sebepleri handikap 16'nın handikap puanları bu 2 at. 7 ve 8 nolu safkanlar. Mesafe kısa. Yukarıdaki atları da eleyemiyorum. 4 dahil bakın. Kazanır da kalır. 4. Aprantili 2-3. 1. 2-2 yarıştır kazanıyor. Pas geçme ihtimali var. Yani bu atlardan da tercih ediniz. Diğer atlardan Müslüm Çelik, hadi kaliteli atı. Bakın bu at mesela grup koşabilen bir safkan. Son yarışları çok kötü. Dün Elazığ'da böyle bir at yarış kazandı. Handikap yarışını kazandı. O attan aynısı bakın buradaki 5 nolu safkan. Patlatıp geçiyorlar. Müslüm Çelik o yüzden hani işaretlerim dersiniz. Bu kez göstereyim. Dün göstermedim. İşareti vardı bende ama sonuncu attı zaten. Bu tip atlar öyledir. 10 yarış koşmazlar, gelirler 11. yarışta artık hedef yapılmıştır, basar geçerler. 7-8-8-7 kurgularınızda mutlaka bulunsun. Diğer atlardan tercih ediniz. Valla hiçbirine itiraz etmiyorum tabi. Şarta kim uyuyor derseniz, şarta hala bu safkan uyuyor arkadaşlar. Tesero. Hani kimse gitmezse bu at gider, bu at yarışı gene kazanır. Bunu da hatırlatmış olayım. 8. koşu KV8, 3 yaşlı İngilizler. 1 nolu safkan, bende de favori. Sebebi 5 oğlumsun Selim Kaya. Dün Bursa'da çok at ezdi. Selim emekliliğin gelmiş artık, artık bırak bizleri üzüyorsun Selim diyeceğim. Noktalayacağım. Yoksa atı kaliteli. Normalde Beyat Abiş burada olsa oğlumsun favori olurdu. Jockey farkından da 1 nolu safkana gittim. Tek olacaksa 1. 1 de Native Khan yavrusu. 4. Şimdilik gücü yetmez gözüküyor bu gruba. Üst grup burası. Handikap 16'dan geliyor. Burada kendi gücünü gösterecek. Terslik yapıp ganyan olabilir. Sürprizi 4. Yeriniz varsa 4. Tabii yazabilirseniz 5 diyeceğim. Diğer atlara öyle gidin. Ancak 1'in Torgold'un Adana'daki muhteşem yarışını burada tekrarlamasını bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum. Yapamadı ondan sonra yarış. 9. koşu handikap 15, handikap 1. Gene terslik var burada. Bu
Çok sık koşturulan atlar var. Yengiz, Mamasita, Monita. Bunlar olmaz artık kolay kolay. Bu kılıç kızı. Bu da çok sık koşturuluyor. Hadi bir şey demeyeyim, işaretini yapayım ama. Burada arkadaşlar 5 Asap Baba'ya dikkat edin. Kilosundan dolayı şartın en uygun ideal safkanlarından biri olmuş. 5 apranti indirimi. Yani çok güzel sürprizde kalıyor. İyi koşar. Kazanırsa da bizleri mutlu edecektir. Bu tip atları severim çünkü. 2, 3, 1, pardon. 3, 1, 4 buranın sürpriz koşusunu yapacak ağır kilolu atı. 3, 1, 4. Kılıç kızı şu yarışında önermiştim hatırlarsanız. Bir daha kazandı. Yani çok ara ya. İlgilileri çok ara. Ya yazık güne ata yazık yani. Atınız bakın ne güzel forma girmiş. Bir dinlendirin koşun. Derdiniz de yani. Çok mu paraya ihtiyacınız vardı? 5 gün arayla at koşuyoruz. Diğerleri için de geçelim. 8 diyeceğim. Burayı da bırakacağım. Yengiz AGF tutmuyorum. Yani 2-6'yı tutmuyorum burada. Yazacak arkadaşlarımıza da itiraz etmiyorum. 10. ve son koşu. Maidenlarda bir risk alacağız. İşte burası da bende riskli tek atılacak yerlerden biri. Son ayak teki. Zaten severim son ayak teklerini. Çıkan atta bu şart bir atı. 13 SC6 diye bir safkan. Dişi olmasına rağmen Yılma Başar şart bir atı kazanması gerekir. Tek olarak kurgularınızı öneririm. Ve Arap Maidenlarında, Mayını Taralarda hiçbir teke güvenmeyin. Hani çok sağlam tekler değiller. At sahipleri yüzünden. Çıkmak isterlerse çıkarlar. Çıkmazlarsa AGF takip ediniz. 1-5 önceliği alınız. Varsa diğer atlar tabii tek kullanmıyorsanız. Benim görebildiklerim bunlar arkadaşlar. Bu 3 tane Arap Maiden olduğu programlarda genelde hoşuma gitmeyen başarısız sonuçlar alıyorum. O yüzden de bütçelerinize dikkat edin. Arap Maiden'ları her an her şey olur. Mayını tarla. Bu tabir doğru bir tabirdir. Dikkat alınız. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.